Donduralım da biraz. Aynen. Selamünaleyküm arkadaşlar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız canlarım? Sultanlarım, inşallah iyisinizdir. Bizleri sorarsanız elhamdülillah bizler de iyiyiz arkadaşlar. Dedim bir yukarı çıkalım. Bakalım şu virüste ne var ne yok. İnanın ki içine girmedik ama yine de tozlanmış. Şöyle camları, kapıları bir açalım sizlerle beraber. Şöyle camın önlerini tozdan alayım da. Aynı durum yerlerde tozlanıyor arkadaşlar. Dedim bunu buraya bir kaçamak yapayım az. Cam silmeyeceğim tabii ki. Şöyle sadece tozlarını. Misafirim gelecek. Misafir gelene kadar dedim. Tozunu alalım. Bir daha misafir gelmeye kadar da kalır arkadaşlar. Bir daha gelmiyor artık misafirler. Kim gelirse şöyle. Hiç tozlanmıyor desek bir daha da tozlanıyor işte. Buraya açmayacağım. Buradan hemen yolun tozu buraya dolar. Açayım bir de hemen oraya bayağı bir su lazım. Evet abi, buradan direkt mi bahçesi Melek Hanım'a. Melek Hanım, senin tavuklar yemiş. Ben tavuklar canavar oldu, yemiş değil. Ah bu canavar çok bizim şükürse. Şimdi buradan başlayayım, buradan başlayayım. Vallahi arkadaşlar nereden başlayacağımı ben de şaşırdım. Aşağıda ben iki odamı temizliyordum. Oturuyordum aşağıya. Burası hep aklımda. Buraya çıkamadım. Yani şuradan başlayayım, oturma salonundan. Buradan oraya girerim. Buradan oraya girerim. Şöyle bir sürürken de yeni ha. Otomatik. Hem şurada. Aynen öyle. Şöyle bir kıyısını, köşesini. Azıcık camları da açtık böyle. Havası değil mi aşağı arkadaş? Halıları alacağım tabii ki ortalık şeyde. Halı üstüne alayım da. Aşağıda sürükü de buraya çıkartmadım arkadaşlar. Aslında burada var biraz toz. Burada balkona girip çıkıyor şu hırsızlar. Balkondan ayağında gelen. Heh, buradan da sana şikayet edeyim şu hırsızlar, oldu mu? Beni mi? He. Olur daha böyle şey ne yapalım. Olmuyor diye bir şey yok. Bak, fındık kaza şeyler yapraklarını. Arada elektrikler yok bizim buralarda. Şeyler yok. Melek Hanım söylüyor devamlı. Evet. Elektrik kesiliyor, şu bu kesiliyor. Burası köy yeri.
havalandıralım arkadaşlar. Şöyle üstünden bir süpürelim. Şöyle de bir vuralım. Kalan varsa düşsün aşağı. Aşağıdan da bağıran olursa ne gürültü yapıyorsun diye. Kim bağıracak? Onu da sen bağıracaksın. Şimdi buranın halını sen topluyorum şu kursa. Evet arkadaşlar, bu işler böyle kolay değil ya, vallahi değil. Hele hele hanımların işi daha çok zor. Hanımların işi daha fazla zor. Hele bunu anlayabildin şu kursa. Anladım. Vallahi anladım ya. Allah yardım etsin. Amin. Efendim sağlık olsun. Öyle. Aha buraya telif alacaktım arkadaşlar. Buranın telifini bile daha alamadım inanın ki. Ama alacak. Allah nasip ederse yakın zamanda. Aşağıda ama buraya çıkartmak istemiyorum. Bayağı da. Demek ki bak, insan olsun olmasın gübürleniyor değil mi? He, diyeyim ya, sen onu diyeyim ya. Aynen. Sen gelme bu yana gelme sen. Gelme gülüm gelme. Ben geleyim bu yana. Çocuk diye geri çevirdim arkadaşlar. Beni kovdu geri arkadaşlar, gördünüz. Gelme buraya diye. Korona gitti arkadaşlar bugün. İşte faturalarımız filan vardı. Onları filan yatırayım dedi. İnternetin faturası filan. Neyse eksiklerim vardı. Onları aldı. Anam bir baktı, ben de süpürgeyi gördüm. Aşağının süpürgesi vardı. Buranın yoktu. Dedim ki şöyle süpürgeyi getirmişken. Hemen de evi süpürelim. O süpürgeyi alsın. Buranın olsun. Bu buranın şeyi, bunu daha aşağı indirmeyeceğiz. Otomatik süpürge arkadaşlar, bu buraya atıyor. Sana şimdi söylerler, Ceren süpürgen yok mu? Var. Var. Arkadaşlar bir olduğunu. Tamam, biliyorum. O şeyli böyle torbalı ya. Eski modelde biliyorsunuz, süpürgeyi görüyorsunuz. Dedim ki mobilyalarıma dedim toz çıkartmasın dedim. Şöyle bu ders diyeceksiniz, bu da tozlar yok, yerlerde toz yoksa da öyle. Ondan sonra şöyle sade görüyorsunuz, halılarda bir çırpacağı şimdi diye inşallah. Bir salladı yine, halılardan da bir şey kalmaz. Şunu toparladı yine, değil mi? Aynen öyle. Önden tozdan da alayım da. Cam kenarlarımı tozdan da aldım arkadaşlar. Şöyle. Deterjan koksun yine de. Değil mi? Koltuklarımın altı yüksek. Onları hiç öte beraber atmadan böyle. Fakat güzelmiş koltuğun altı. Evet, hiç öte bir sallamaya gerek yok artık. Evet, o yana bu yana etmeye gerek yok yani. Değil mi? Aynen şurası. Bu şeyin ağzını ufak yapmışlar ya. Değil mi? Bir adam mı?
Sıkıcı nazı ha. İyi işte, iyi sıkıyor. Destek bu. Hiç ıslak bırakmıyor bu. Koltuklarıma da örtü alacağım bir de. Böyle üzerlerine. İnsan hemen alır. Silkeler döker. Böyle ayaklarımı hiç ıslak yere değdirdim de. Şıklıyorum. Kapının yanına kadar geldim. Evet, şipşak. Evet, yapacağım. Burası da böyle arkadaşa yatak odası. Şöyle ben kenarlarını hep sabitle tuttum arkadaşlar bu perdelerimi. Yani kurtarabilir miyim? Kurtarırım ama kurtarmıyorum. Şöyle kendim çıktığım için şöyle perdelerimi nasıl tozlanmışlar, nasıl? Şu usta dedi Melek diye niye diyor, öyle yaptın diyor bana arkadaşlar. Dedim niye şu usta? Eli geri sihir olmuyor dedi. Dedim geri sihir olmamak için sahte yaptırdım öyle. Öyle değil mi şu usta? Vallahi he? Melek Hanım bu işten ben anlamam. Bu işte bu işte beni sıkıyor biraz. Sen dediğin gibi olmadı değil mi? Yok. Çıkacak, camı açacak. Arkadaşlar perdesine geldi, şey koydum şuraya. Ya. Böyle onu... bir aparat koydumuş. Tüller açılmıyor. Açılıyor, ben açılmayan şeyi ne yapayım ben? Açılıyor da. Açılıyor da işte öyle aparatı sökmen lazım. Ben de sen aha bu camı açamadım bak, görüyor musun? Yine de aldım aha önlerini. Gördün mü? Havasın burası şimdi. Burası yatak odası oluyor değil mi Melek Hanım? Burası şurası yatak olduğuna göre. Yatak odası. Burası da. Yatak odası. He. Tamam. Adam haklı arkadaşlar, valla çıkmadık, yatmadık. Ben buralarda yiyorum donucuğum. Kenarını toplayayım da. Değmesin. Açıp süpüreyim, bunları da süpüreyim, sileyim. Ama bura güzel ama ha. Her tarafı güzel. Seni buraya ayıracağım ben. Beni mi? He. İyi oldu valla. Ellerinden öper bunlar. Benim mi? Aynen. Benim elimden öpsün yeter ki. Ben buradayım. Bunu da bırakalım buraya. Melek Hanım doğru koy. Şeyin üstüne düşüreceğim onu. Düşmez. Şurası. Sen güvenmiyorum ya. Bunlar da arkadaşlar poşetlerde ne diye sorarsanız. Poşetlerde. Şöyle. Göstereyim. Rengi nasıl? Rengini söyle bu. Rengi aynı renk, kumaşı farklı. Oo, hakikat. Farklıymış ya arkadaşlar. Yine bu Melek Hanım bir şeyler yapıyor yine. Ben aklım evet. Önünde. Şöyle bakın. O daha mı aynı, kalan? Ama bunun kumaşı şey daha güzel, hoşuma gitti. Kalan değil mi? Ben bir tane daha diktirmiştim. Özlem kızıma değil. Onu Emine komşum çok beğendi yanıma geldiğinde. Onu ona verdim. Yeniden kızlarıma böyle örtü diktirdim. İnşallah beğenirler. Dedim hediye olsun onlara.
Doğum günlerinde hediye almamıştım. Geçen sene almadım. Bu sene de daha yine doğum günleri geliyor. 12. ayın 26'sında Özür'ün doğum günü. Mart'ın 10'unda da Özlem'in doğum günü. Oktay'ın doğum günü. Bakalım ne yapacağım arkadaşlar. Yanlarına bir şeyler daha alırım. Arkadaş bizim doğum günümüzde hiçbir şey gelmiyor vallahi. Yanlarına bir şeyler daha alırım. Şöyle yastıklarını da doldurmadım. İçinin yastıklarını aynı dedim. Ölçüye göre olsun. Arzu dedim. O da böyle bana kılletlerini de dikti verdi. Sağ olsun. Söz atma. Bir tane daha sipariş dedim ona. 3 tane kızım var biliyorsunuz. Oktay'da yatak örtüsü ne yapacak? Gelen hanım yatak örtüsünü getirir herhalde. Gerekirse ben de diktiririm buna. Getirirse? Getirmezse ben diktiririm. Canları sağ olsun. Değil mi? Aynen öyle. İkisi de aynı renk arkadaşlar. Ama yastıklarını çok güzel yapmış böyle. Hoşuma gidiyor. Yaptığı işi de güzel yapıyor. Arzu kızımız. Ben de izliyor sahte hep. Onları da koyayım buraya. Dolabın içine koyacağım bunları. Ama Arzu abla der ya, Melek abla sabah selam yollamadı der. Herkese selam, herkese ayırmadan. Hiç kimseyi birbirinden ayırmadan herkese selam. Bizden selam herkese. Melek Hanım depolu bir arkadaşım. Evet. Bunun böyle bir tabiatı var. Ne varsa depoluyum. Bir gün elime iyi gelişmiş. Öyle depolamadan da hiçbir şey olmuyor. Biliyorsun. Değil mi? Biliyorum da. Fazla depolamak da iyi değil yani. Sen şu tarafa geç. Erkekler pek anlamaz bu işleri. Sen bu tarafa gel bakayım. Burayı süpürelim. Arkada dışarılarda soğudu ki. Soğuk, çok soğuk var. Kapıyı açık, her tarafımız donuyor. Pencere açık, yine soğuk. Aslında burayı süpürmeye bile gerek yok da. Yine de adet yeri bulsun. Yüksek. Ya da giriyor işlerine. Sahte dizlerimize ev yerleri süpüremiyor. Yalnız şurası süpürge almışım da şurası yamuk süpürge. İhtiyardan aldım Melek Hanım. O kaç tane seçtim içinde. En sonunda onu verdi. İhtiyar amca var. Ya Melek Hanım nereden nereye değil mi? Bu dünya böyle. Çok şükürler olsun. Allah'ın zahmeti. Çalışırsan, çabalarsan evet. Her şeyin olur arkadaş. Çalışıp çabalamazsan hiçbir şeye sahip olamazsın. Bugün buldum, bugün yiyeyim dersen. Evet. Şimdi misafirin gelse yerin hazır. Değil mi Melek Hanım? Ya hazır neymiş de baksana. Değil mi? Hazır değil. Misafiri gelecek. Ben de mahcup olmam. Misafirimi de mahcup etmem inşallah. Rahat ettirin. Aynen öyle. Yakayım şey bir adamın ağzını. Bazen şeyin altına alacağım dolama. Kokusu bile değişti hemen görüyor musun? Değil mi? Tabii
Pelin Hanım, bu ne kadar uzunmuş ya. Bu aşağıya aldıydık. Bunu biliyor musun? Hatırlıyor musun? Değil mi? Mehmet Akif'ten almıştık. He ya. Aşağıya aldım arkadaşlar. Bir kere serdim. Ondan sonra Allah'ım, bu balon da yoktu zamanları. O dışarının pisliği olduğu gibi içeri geliyor. Benim de her şeyim bana göre, evim de kıymetli tabii ki. Ama her şeyim de kıymetli. Sonra ben bunu kaldırdım. İstanbul'da eski halılarım vardı, onları getirdim. Bunu da yıkıp bırakmıştık. Dedim ki bir gün evimin üstünü yaparsam nasip kısmet dedim. Buraya nasip oldu bu da. Demek ki Melek Hanım, kimsen kimsenin kısmetini yiyemiyor. Yani. Demek ki bu buraya kısmetimiz. Şurası bunu ikimiz sirkeleriz. Tamam. Tamam mı? Tamam. İnşallah bir günde zamanı geldiğinde buraya da süpürge alırım arkadaşlar. Söylediğim gibi aşağıdan süpürge buraya çarpmak istemedim. Çünkü o toz atıyor dışarıda, bilirsiniz siz. Ama aşağıda ben zaman zaman çok evin içinde durup kullanmamaya çalışıyorum. Ama balonu süpürüyorum onu. Aslında camlarımız da hep silinecek arkadaşlar bir kere daha. Kağıt tozunun kafasını almıştık zaten. Sonra biz kendimiz çalışıyoruz yine. İlk önce arabaya komşuya sildirmiştim. Melek Hanım, burası üçüncü oda oluyor değil mi şimdi? Burası evet. Burası üçüncü odamız oluyor. Burası büyük arkadaşlar. Bayağı büyük, öbür odalar kadar. Burası bizim planımız arkadaşlar. Balkonumuz yoktu. Burası hem mutfak hem oturma odası olacaktı. Banyoluğu ondan küçük yaptık o zamanları. Sonra balkon da çıkınca şurası dedim mi? Kocaman balkonu ne yapacağız şurası dedim. Yani at mı oynatacağız biz koca gün? Oturma odamız büyük olsun. Çoluğumuz çocuğumuz geldiğinde rahat etsin. Geldim balkonu oda yapalım dedim. Şey, mutfak yapalım balkonu dedim. Burayı dedim oda yapalım. Böyle burayı ondan döndürdük arkadaşlar. İyi olmuş değil mi sizde de? Evet, perdeler merdeler güzel arkadaşlar. Şöyle bir al yine. Bastığım yerleri sileyim sonra. Aslında bastığım yerleri hiç kezmem üstünde. Mecbur kezmek zorundayım. Sana söylemişlerdi biliyor musun Melek Hanım? Neyi diye söylemiş? Bu koltuğu çevirdin sana. Hangi koltuğu? Bunları. Şimdi bunları çevireceğim de arkadaşlar oraya televizyon koyacağımız için ne bileyim ben dursun şimdilik. Daha televizyonu falan koymadık ya. Daha doğrusu koymadık ya, almadık. Aldığımız zaman bir şeyler yaparız. Değil mi? Ya arkadaşlar alır bir tane televizyon ya. Yok. Kimseden ben bir şey istemiyorum Şurusan. Yok yok, şaka diyeyim hadi. Şurusan'ın bazı şakaları vardır arkadaşlar. Ondan sonra onu da ciddi sanırlar. Ya Melek Hanım, ben sana bir şey mi? Söyle.
Söyle. Benim şey hala pontum gelmedi. Gelmedi mi? Gelmedi. Ya onu terzi dikmemiştir. Dikmemiş mi? He. Sen hala burada mısın? Hiç sorma ya. Yazık. Arkada parkeyi beğendiniz değil mi? Laminat parke. Arkadaşlar tavzunu mu beğendiler bunu ya? Şu değil mi? Tabii canım. O zaman beğendiler. Burayı da bitirdik Allah'ın izniyle. Şöyle. Hem biraz havalansın dedik. Hem hallarımızı çırpalım dedik. Aynen öyle. Kokusu değişsin dedik. Deterjan koksun dedik. Dedik de dedik işte arkadaşlar. Bu da böyle fiskos masalar arkadaşlar. Böyle her odada var bir tane. Değil mi Regan? Kendi dantellerim var arkadaşlar. Kendi örmem. Onları yıkayıp şu Rusya'ya getirttirdim. Onları Özlemlere götürmüştü yani. Çocuklarım yolda kalmıştı da. Şu Rusya'ları getirttirdim. Daha onları yıkayacağım. Ütüleyeceğim. Ve buraya çıkartacağım. İşte. Aa şimdi buradan ineceğiz. Ahırda hayvanlarımız var. Onlarla uğraşıyoruz. Yemek hazırlıyoruz. Tavuklarla. Akşam oluyor ki hemen çabucak akşam oluyor. Melek Hanım tavuklarla. Aynen. Fırtına, karabaş. Aynen ne yapalım. Korona gittim bunlara yine tavuk aldım. Şuhrus da yakında market açıyor arkadaşlar. Niye? Niye mi? Evet. Gidişat onu görse diyor. Hayvanlar köpeklere çeşit çeşit makarna almış. Aha bu kadar. Bir çeşit değil ha. Çeşit çeşit. Hem biz de yeriz diyor ara sıra diyor. Onlar da diyor aç kalmasınlar Melek diyor. Hemen salonuma da gireyim şimdi. Şuhrus'a benim bu lafa tutuyorsun sen ha. Öyle mi? He sen benim lafa tutuyorsun ya. Niye böyle şey yapıyorsun bana? Kusura bakma ya ne yapayım ya. Allah Allah. Evet Melek Hanım şimdi burada da temizliyor. Ben yukarı gelirken tellik çıkartmamıştım arkadaşlar. Şuhrus da tabii ki o da istedikten sonra gitti. Melek o ayakların ıslanır sonra sen ne kadar ıslatmayayım dese dedi. Ayaklarım ıslanır diyor bana. Ondan sonra böbreklerimiz ağrıyor. Ama bu hafta Allah'ın izniyle buranın telliğini alacağım. İnşallah unutmam korona gittiğimde. Melek Hanım ben alacaktım bulamadım yok. Yok mu? Bizim buralarda pek öyle şeyler yok ya. İstanbul'da bir yerde var servisada. İstanbul gibi yerde olduğu zaman her tarafta var. Ama burada bulamıyorsun ben hanım. İstediğini bulamıyorsun. Olsun yine de buluyoruz. Çok şükür olsun. Ona da çok şükür. Şurada. Niye öyle diyorsun? Suyum da ancak böyle rengini şey etmiyor başında arkadaşlar. İnanın ki. Camımızı da kapatalım. Yağmur başladı. Güneşi çekmedim. Artık bundan sonra sata güneş olsa ne olacak? Hükmü olmaz. Hükmü olmaz da. Yok. Melek Hanım halın da güzelmiş ha. Halın güzel de. Buraya halı olacak bu sözde. Olmadı. Hal da güzelmiş baksana. Bu da buraya böyle oldu arkadaşlar. Ne yapalım? Şöyle. Toplama tozunu da alayım. Buradan çıkayım. Hayır şurası. Buranın şey bitti. Lambayı kapat. Burası bitti. Şimdi şuraya mı gireyim? Uy. Evet, elektriğimiz geldi.
Bir geliyor, bir gidiyor. Tozumuz bu kadar. Tozumuz arkadaşlar valla. Derseniz Melek Hanım çalı süpürken süpürdüğünü yedersiniz. Ama toz yoktu. Böyle hani dökülen işte şu gübür. Biz gübür diyoruz. Siz ne dersiniz bilmiyorum. Şu sefasına dökülüyorsunuz. Hemen bu halıyı alayım. Melek Hanım kimi gübürdür, kimi toz der. Toz değil. Toz yoktu. Sonra işine geldi arkadaşlar. Halları beraber çıktık. Halları ben kaldırdım. Bunlar da ağır maşallah. Sese bak be. Ben hanım bu halılar sanki yanar döner gibi ya. O öyle bir tarafa çevir o taraf halıya o tarafa çevir o tarafa. Ben de öyle gördüm şimdi çok güzelmiş. Yine de arkadaşlar yine bir su değdi, bez değdi, tozu gitti. Şimdi şöyle de yapalım. Buradan arı biraz. Evet. Ev oldu pırım pırım. Nasıl? Pırım pırım. Böyle de yaptık. Şuradan da tozunu alayım ha. Şöyle. Oradan da açtıkça açıyor arkadaşlar. Açtıkça açıyor valla. Bu ne kadar açmış ya. Güzelliğine bak. Çok güzel. Arkadaşıma teşekkür ederim. Şu mutfak salon kaldı. Gelmiyor mu? Yok. Ana ufamış fakat bir metre daha ufamış görüyor musun? Böylece bugün sizlerle beraber temizliğimizi yaptık arkadaşlar. Mutfağa girmedim çok. Biraz halsizim. Biraz da yorgunum. İnşallah bir günde sizlere böyle gelen hediyelerimi, aldıklarımı şöyle mutfağımda göstereceğim arkadaşlar. Buna da indireyim. Hem evimizi havalandırdık, hem sizlerle beraber süpürdük, tozunu aldık, gücümün yetkince arkadaşlar, daha yeni yeni biraz kendimi toparlıyorum, söylemiştim rahatsızım diye, sizlere çok yansıtmasam da, şu başörtümü de hep aşağıda aradım biliyor musunuz arkadaşlar, buradayım şu da. Şöyle.
Evet. Bak bakalım. İnşallah sizlerle bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah hepinizden razı olsun. Tekrar tekrar sizlere teşekkür ediyorum arkadaşlar. Tabii ki hep yorumlarınızı bekliyoruz. Nerede oturuyorsunuz, nereden yazıyorsunuz, bizi nereden izliyorsunuz? Videomun başında söylemem gerekiyor ama ben de sonunda söylüyorum arkadaşlar. İnşallah böyle bir gün oturup sizlerle muhabbet edeceğim, Allah nasip ederse. Şöyle bir sene yokuyu bitirdik biz. Bu senenin yokası bitti arkadaşlar, bakın. Ama yalnız yemedim ben bunu yine. Yanıma arkadaşım geldi. Ona da verdim bunu da. Şunu Allah nasip ederse inşallah programa gidecek. O kartınla da o poşetler, bak size yeter. Değil mi Şükran? Evet, yeter. Poşetler yerlerde arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Bunlar bir gün açılacak inşallah. Açmadım. Burası öyle yine. Bunları buraya çıkarttım. Burada kullanacağım. Böyle işte. Yani hepsi şey yani düzgün. Yavaş yavaş burayı da dolaplarda çok böyle tıkır tıkış yapmadan az olacak, öz olacak. Her şey hani elime aldığımda ihtiyacım olanı istiyorum. Böyle aşağıda tava, tencere çok doldurdum aşağıyı. Öyle istemiyorum. Burada şimdi bir balkonda kullanıyorum. Bir işte içeride kullandığım için burası öyle oldu. İnşallah bir gün sizlerle buraya da çıkacağız arkadaşlar. Beraber bir çay da içeriz. Bir de kek yaparız. Olmaz mı? Olur değil mi? Olur. Sağ olun, şurada kalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın arkadaşlar. Her yere selam olsun.